Şu an Çal Kanyonu'ndayım. Diğer bir ismiyle Kısır Kanyon. Burası Denizli'ye bağlı Çal ilçesinde bir noktada bulunuyor. Buraya gelmek için oldukça büyük çaba sarf ettim. Navigasyonda yeterli yönlendirme olmaması ve tabelaların olmaması sebebiyle sıkıntılar yaşadım. Hadi şimdi neler yaşamışım bu noktaya gelene kadar birlikte bir göz atalım. Şu an kuş uçmaz, kervan geçmez bir noktadayım. Dar ve taşlık bir yol var. Kısıklı Kanyonu'na gidiyordum ben, Denizli Çal'da. Navigasyona göre ilerledim ama maalesef navigasyon bu yoldan beni, hatta bazı yerler çok dar, su birikintisi olmuş, çamur olmuş. Araba orada eğer kalır mı düşüncesiyle, tereddütüyle ilerledim ama çıkmaz bir sokağa geldim maalesef ki. Geri döndüm ama çok da acıktım. Saatlerdir yoldayım. Neyse ki burada her yer böğürtlen çalısı. Yol kenarında durdum, böğürtlen yiyorum. Sonra ilerleyeceğim, bakalım Kısıklı Kanyonu'nu bulabilecek miyim? Bulması biraz zor. Navigasyon göstermiyor zaten. Google'dan aratarak gösterdiği haritayı navigasyon aktararak gitmiştim. Maalesef çok ilerleyemedim. Gidersem paylaşım yapacağım. Biraz önceki girdiğim yoldan çıkmaya çalışıyorum. Bir traktörle geçen tek bir kişiyle karşılaştım. Traktörü durdurdum, yolu sordum. Aslında o çıkmaz yolun orada aracı bırakıp 200-300 metre dağlık alanda ormanın içinden yürürsem kanyona ulaşabileceğimi söyledi. Bir nokta daha varmış. Yine yolları çok düzgün olmayan ama tam tersi böyle bir U şeklinde dönüp yamacın diğer tarafından gidebileceğimi de söyledi. Ben tekrar aynı yola dönmek istemedim açıkçası. Bir de diğer tarafı deneyeceğim. Bu arada bu yolda tamamen alıç ağaçları var. Çok fazla gerçekten. Şöyle göstereyim. Bir mola daha verdim. Şimdi de alıç yiyorum. Umarım Kısık Kanyonu'na ulaşacağım. Biraz önce traktörlü bir köylüyle karşılaştığımı ve yol sorduğumu söylemiştim. Şimdi ilk gittiğim yer aslında iki tarafta bir kanal var. Ortada bir su geçiyor. Muhtemelen kanyon tarafından gelen su. Regülatör var burada. Regülatörün tam karşı tarafına kadar gitmiştim. O yol çok daha kötü bir yol. Çamurlar vardı, bataklık kısmı vardı. Yalnızım ve orada kalsaydım, telefon çekmiyor, neler yaşardım bilmiyorum. Biraz daha ileriden ana caddeye çıkıp bir yaklaşık 1-1,5 kilometre ilerledim. Bir mesire alanı var. Mesire alanına giriyor gibi yaptıktan sonra yol çatal haline geliyor. Mesire alanına değil, sağ tarafa doğru giriş yapıyorsunuz. Yine orada da herhangi bir tabela yok. Bu arada mesire alanından dilerseniz Çal Kanyonu deniyormuş bu arada. Diğer bir ismi de buranın Kısık Kanyonu diye birçok kaynakta geçmesine rağmen burada daha çok Çal Kanyonu deniyor. Buraya bisikletle grup oluşursa tur yapıyorlar kanyona gelen. Şimdi kanalın, regülatörün diğer tarafından ben geldim. Bu yolda çok iyi değil, taşlık bir yol ama diğerine nazaran çok daha iyi diyebilirim. Şimdi arabayı park ettim. Yürüyerek ilerleyeceğim. İleride bir su sesi duyuyorum. O yöne doğru gideceğim. Yoksa şu an belli bir noktaya gelmiş değilim. Aslında görünen hiçbir şey yok kanyona dair. Ama edindiğim bilgilere göre ilerleyeceğim. Sanırsam bir 200 metre kadar yürümem gerekiyor. Orada görüşürüz. Yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra arkamda gördüğünüz merdivenli bölüme geldim. Aslında direkt geçtikten sonra video çekecektim ama burayı da görün istiyorum. Diğer dağlık alan var. Hiç o tarafa doğru şaşırıp yürümeyin. Dümdüz yürürseniz bu merdivenlerin olduğu noktaya geliyorsunuz. Sol tarafında su görmek mümkün. Dağların arasındayım şu anda. Tam bir kanyona
giriş yaptım diyebilirim aslında. Asıl kanyon noktasına gelmesem de burada kanyonun devamı neticesinde. Şöyle yürüdüğüm yer oldukça dar. Sadece yürümeye müsait bir alan. Suyun sesine yaklaşıyorum. Yaklaşık bir 50-60 metre kadar yürüdüğüm zaman geldiğim nokta burası şu an. Buradan yola devam ediyorum. Üzerinde neler yaşamışım bir göz attıktan sonra şu an kaldığım yerden yürüyüşe devam ediyorum. Basamakları çıkıyorum. Ben aslında kanyona geldiğim zaman ana noktaya öncelikle bir işletmenin olacağını, o işletmeden itibaren bu şekilde kanyon kenarında yürüyüş yapabileceğimi düşünüyordum. Hatta geçen bu zorlu yolculuktan sonra öncelikle sade bir Türk kahvesi içme, sonra yürüyüş yapma niyetindeydim. Ancak basamaklara başladığınız andan itibaren direkt kanyona girmiş bulunuyorsunuz. Şimdi etrafta biraz yürüyüş yapacağım, size de göstereceğim. Bakalım herhangi bir işletme var mı yoksa sadece doğa içinde baş başa mıyız? Kanyon etrafındaki bu ahşap zeminde yaklaşık 200 metre kadar toplamda yürüdükten sonra demir bir kapıyla karşılaştım. Kapı duvar oldu. Denedim, açılmıyor. Aslında ahşap yürüme alanı bitirilmiş durumda. Diğer tarafa doğru oldukça uzun bir yol gittiğini buradan görebiliyorum. Yalnız kenardaki korkulukları şu an yapılmamış, tehlikeli olabileceği için henüz oraya yürüyüş açılmamış. Şu an bu kanyonda görebileceğimiz son nokta burası. Şimdi buraya gelene kadar nerelerden yürüdüm? Kısaca size şöyle bir göstereceğim.